Bildiğiniz gibi Paris Major'da hololarda ufak ufak da olsa bir düşüş mevcut ve bu düşüşlerin arasında bazı hololar göze çarpıyor. Sebebi ise bu hololarının hem düşük fiyatlı olması hem de gelecek konusunda çok büyük kaygılarının olması. Başlıyorum. Totalde 5 tane holo seçtim sizin için. Bunların yatırım konusunda iyi olabileceklerine dair 2-3 tane anekdotum var. Şimdi biliyorum birçoğunu, daha doğrusu bunların hepsini, arkadaşım yatırım yapmanıza gerek yok çünkü çok büyük bir fiyat artışı olmayacak diyordum. Ama hem fiyatlar çok fazla düştü hem de bunların bir sonraki Major'a katılma ihtimalleri nedense çok az görünüyor gözüme ve bu sebepten dolayı böyle çok büyük yatırım yapmasanız da envanterinizde bir tane, iki tane, üç tane bulundurabilirsiniz fiyatlarından dolayı. Did he run out of ammunition? What will he do now? It's a magazine! Incredible! And we have the winner! Our winner gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 10% bonus from deposit. İlk başlangıcımız Mongols olacak. Biliyorsunuz IHC Esports'tan ayrıldıktan sonra kendi organizasyonlarını kurdular. Yani kendi takımlarını kurdular ve The Mongols olarak Major'a katılmayı başardılar. Şu andaki güncel fiyatları 33 lira ama 3. tip marketlerde çok daha ucuza da bulabilirsiniz. Şu anda bu fiyatlara gerçekten bu holo alınır. Tüm zamanlara baktığınız zaman zaten sürekli olarak düşüşte olduğunu görebilirsiniz. Minimumda 31 lirayı görmüş ama o da en kötü gününde. Şu anda 33 lira bandında ki dediğim gibi 3. tip marketlerde çok daha ucuza da bulabilirsiniz. Görünüş açısından da çok güzel görünmese de ilerleyen zamanlarda bir sonraki Major'a katılamayacağını düşünürsek de bence değebilir. Sırada Heroic var. Heroic bir sonraki Major'a katılma ihtimali var. Yok değil. Ama şöyle bir şey var. Hem Heroic'in yeni logosuyla çıktığı ilk Major ve ilk holosu. İkincisi Heroic'in Batman'ın eşiğinde olması, o yüzden şu anda hala finans arıyor olmaları, bir anda Heroic'in piyasadan silinme ihtimali yüksek. Üçüncü sebebi ise Heroic'in yeni sahibinin takımın adını ve logosunu değiştirme ihtimalinin çok büyük olması. Siz ben konuşurken zaten ekranda haberleri gördünüz. Açıkçası şu anda 68 lira, 69, hadi maksimum 70 lira bandında olan bu holoyu 3. tip marketlerde çok daha ucuza da bulabilirsiniz. Tüm zamanlara bakarsanız eğer de neredeyse sadece düşüş görmüş, hiç yükseliş görmemiş. Bu biraz daha da düşebilir ama dediğim gibi fiyatları gayet düşük ve görüntüsü de o kadar kötü değil. Yine dediğim gibi böyle çok büyük, işte böyle yüzlerce alın dediğim bir holo değil ama böyle envanterinizde her riske karşın, yani takımın kapanması, isminin değişmesi, logosunun değişmesine karşın bulunması gereken hololardan bir tanesi. Üçüncü sırada Forze var. Forze'un yeni logosuyla çıktığı ilk Major, Heroic gibi ve onun da ilk holosu gayet güzel duruyor. Hatta Hellraiser's'ta çok fazla karıştıran var. Forze'un da açıkçası bir sonraki Major'a, hatta CS2'ye ayak uyduramayıp bir sonraki Major'a katılamayacağını düşünen çok fazla insan var. Yine o da Heroic gibi 58-59 lira bandında geziyor. Fiyat konusunda da tüm zamanlara bakarsanız neredeyse full düşüş gören bir sticker daha. İlerleyen dönemde biraz daha düşecektir ama dediğim gibi fiyatları gayet uygun şu anda. Dolar bakımından da düşünürseniz normal şartlarda, eğer ki geçtiğimiz dönemlerdeki dolar olsaydı, mesela Major öncesi dolar olsaydı, biz şu anda 35-40 lira bandında görecektik bu holoyu. Ama şu an 60 lira çok da üzmez. Dediğim gibi Forze Holo'nun bir daha hiçbir Major görmeme ihtimaline karşın ve açıkçası logosunun da güzel durmasına karşın bir iki tane alınır, bir köşeye kaldırılabilir. Dördüncü sırada Into the Breach var. Into the Breach'in açıkçası takımı yavaş yavaş dağılıyor. Birinci sebebim bu. İkincisi, Into the Breach'in bir daha Major görme ihtimalini kimse düşünmüyor. Çünkü rekabet daha fazla artacak ve Into the Breach burada yerini alamayacak. Belki de katıldığı ilk ve son Major olacaktır. Şu andaki fiyatları da 66-67 lira ki zaten normaldeki bütün hololarının normal fiyatları bu bantta alınabilir durumda olanların. Diğerlerine nazaran bunu daha fazla önerdiğimi hatırlıyorsunuz. Yani gerek paper'ını gerek glitter'ını da, yani Into the Breach'in görüntüsü bakımından da, yani bir logodan öte bir sanki community sticker'ıymış gibi, şövalye görselinden dolayı community sticker'ıymış gibi duruyor ve açıkçası alınabilir. Fiyat bandına da bakarsanız tüm zamanlarda bu da sürekli olarak düşüş gören bir sticker ve bence her riske karşın bir iki tane atılıp bir kenarda bekletilebilir. Son sticker'ımız OG Holo. Biliyorum hiç önermiyorum yatırım bakımından ama dediğim gibi buradakileri yatırım yapın diye değil, buradakileri
1 2 tane ya da 3 4 tane artık bütçenize göre bir kenarda tutun diye. Dediğim gibi her holodan almaya çalışın ama her holoya yatırım yapmayın. Yatırım çok farklı bir şey. Bir kenarda biraz tutmak çok farklı bir şey. OG'nin tek arka plansız sticker'ı ve açıkçası CS2'de güzel duruyor. OG'nin de Major'a katılma ihtimali olsa bile şu anda tek arka plansız sticker bu olmasına karşın, CS2'nin de çıkma ihtimaline karşın yakın zamanda belki de fiyat yükselişi görebilir ama o kadar büyük bir beklentiniz olmasın. Yine dediğim gibi arka plansız OG'nin tek sticker'ı şu andaki fiyatları 80 lira. Biraz daha düşecektir. Yine 3. tip marketlerde vesaire daha ucuza bulabilirsiniz. Mesela Vax1'de şu an 60 lira bandında satılıyor gibi. Tüm zamanlara bakarsanız da sürekli düşüş görmüş sticker'lardan bir tanesi biraz daha düşecektir. Bunların hepsini göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Dediğim gibi buradakileri yatırım yapın diye değil, birkaç tane köşeye koyun diye söylüyorum. Farklı bir düşünceniz varsa yorum olarak yazmayı unutmayın. Açıklamadaki çekilişe de katılmayı unutmayın. Buraya kadar da izlediysen bir like bırak, bir beğeni bırak, destek at.